Merhaba arkadaşlar. Bugün de kış mevsimi ama ...11-12 derecelik bir sıcaklık var. Tabii öğlen zamanı olduğu için sabah ve akşamları daha serin oluyor. Kuşlar ne zaman banyo yapacağını hemen hemen bilir. Baktım sulukla banyo yapmak istiyorlar. Böyle bir su doldurdum. Hemen hemen 15 gündür falan da banyo vermiyordum. Banyoyu da özlemişler herhalde. Şimdi bir de tüyden çıkmakta olan güvercinler falan var. Onlar da ince tüylerini, daha doğrusu tozlarını bu şekilde daha kolay temizliyorlar. Ben bunların kar yağdığında, karda yattığı zamanlarda gördüm. Seviyorlar yani. Bunlar da diyor hijyen lazım diye. Hayt yavru bırak. Kendin büyüdün de. Yavruları. Onun da ihtiyacı var herhalde, istiyor banyo işi. Banyoyu bayağı özlemişler. Bu kümesleri de sıcak olduğu için düşünmezler zaten. Canlıların soğuktan daha fazla ceyran dedikleri esinti veya iki cam arası gibi düşünün. Ondan daha çok etkilenir. Şu anda öyle bir esinti falan olmadığı için banyodan sonra da bunlar üşümez. Kış günleri mümkün mertebe haftada birkaç kez sularına vitamin atın arkadaşlar. Bebek vitamin şurupları var. İsimlerini çoğu herkes biliyor. Onlardan 5 litrelik suyunuz varsa 1,5 kapak falan atabilirsiniz. Yani önemli olan kuşu hasta etmemek. Hasta olduktan sonra
iyileşmeleri bayağı zor yani. Kolay kolayına kendilerine gelmiyorlar. Zaten yani ileri derecede bir hastalığı varsa zaten iyileşmiyor. Ama vitamin vererek, yemlemesini düzgün yaparak, kümes temizliğini düzgün tutarak hasta etmezsek iyileştirmek zorunda da kalmayız. Girmeyenler var. Girenler. Kenara yattı. Suya bak. Simsiyah oldu. Onun da ağzını. Onun ağzını açar. Çıkaramadı ağzından tüyü. O tüyü mesela bak kuş çıkaramadı. Bunu böyle ağzında bırakırsanız, yani başıma da geldi. Ağzında bıraktığımdan değil de olmuş. Ben görene kadar iltihap yapıyor arkadaşlar. Ve hem de o ağzındayken yemiyor. Çıkardı. Bu normalde su dolduğu için çıkardı ama çıkaramadığı zaman sıkıntı. Bak 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 bak. O da gelecek. Ona da dikkat edersek iyi olur. Şu yavru da. Ufak tefek böyle yani yeme başlamaya yakın böyle büyük kuşlarla ya dışarı salımınız varsa bırakırsanız yavru en az bir hafta önceden yeme başlıyor, onlarla beraber görüyor. Kanat altı tüyleri bak, şunun özellikle ne kadar belli. Tuz atıyorlar. Hadi siz bir çıkın, ben o suyu bir temizleyeyim. Bir daha girin ondan sonra. Hadi. Vay vay vay. Açıp kapa uğraşmayalım. Böyle suyun sesi. Mis gibi yattılar. Girmeyen varsa da girerler. Heh. Çok güneş yok ama idare edeceğiz artık. Bu da bunlara ihtiyaç. Huh.
Hala kanatlarını çektiği zaman o beyaz toz. Çok iyi. Girmemiş olanlar. Girecek. Hadi bakalım. Gir bakalım. Geri girdiği zaman şey daha çok cesaretleniyor da. İçeriği de bir hafiften çekeyim arkadaşlar size. Yavruşlar yatıyor burada. Bunlar da Araplarımın yavrusu maşallah. Çift çift büyütür inşallah. İnşallah. Bunları şimdi altlarını değiştireceğiz inşallah. Kapatmışız onları. Bu ne yapıyor? Şuradan şunları alıyor, çampürlerini. Bak buna getiriyor. Yumurtaya hazırlanıyor inşallah. Bunun altında var iki tane. Ama yine de çampürü çekiyor. Bu fıstığımızın altında da var. Bunlar da bekliyor. Bir takım da bunun altından bekliyoruz. Buna yatmadı. Yerden eşleşmeye baktı. Gönlüm. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.